Doğu Türkistan dediğimiz bölge Türklerin en erken yerleşik hayatı geçtiği, dolayısıyla yerleşik hayattan yurt, vatan mefhumunun en erken geliştiği bölge. Medeniyeti ancak yerleşik milletler yaratır. Yerleşik milletler oturduğu yerlerde yazı ile, ticaret ile, kent, şehir kültürüyle öteki medeniyetlerden daha farklılık arz eder. Doğu Türkistan bundan dolayı en erken yerleşik hayata geçen, İslam'la 8. yüzyılda müşerref olan, Talas Savaşı ile birlikte Türkistan'da İslam'ın kök salması ve Karahanlı ile birlikte İslam medeniyetinin çok güzel bir şekilde yerleşmesine vesile olan bir bölge. Doğu Türkistan'daki dini hayata bugünden geçmişe baktığımızda, yani Doğu Türkistan dediğimiz 1.885.000 kilometre karelik bu toprağa baktığımızda kök tanrı inancı, şamanizm, manihaizm, Budizm, Zerdüştlük, Nestorilik ve nihayetinde İslam olarak bu serüveni geçtiğini görüyoruz. Çinlilerin bu göçmen politikası ve bölgeyi Çinileştirme, demografik yapıyı değiştirme uğraşısı sonrasında bölgenin ekonomik öncelikleri Türklerden Çinlilere alınmış ve göçmen Çinlilere her alanda öncelik tanıyan, bunların ekonomik olarak kalkınması için özel bölgelerin inşa edildiği biliniyor. Tabii Doğu Türkistan'daki bu yeraltı yerüstü zenginliklerde Çin'in nefsini kabartan, iştahını kabartan bir önemli unsurlardır. Tabii bu süreci baktığımızda özellikle 1990 sonrasında Doğu Türkistan'daki iktisadi hayatta Türklerin gitgide marjinalleştirildiği, Çinlilerin gitgide zenginleştirildiği, Ürümçi, Şihenzi gibi sanayi, ticari bölgelerin nüfusunun %97'sine varana kadar Çinlilerden oluşturulduğu da bilinir. Kültürel hayata baktığımızda Doğu Türkistan'da kültürel hayat, o Türk-İslam kültürünün bütün izlerini yansıtan bir hayattır. Çinliler karşısında direnebilen en büyük kültür unsurlarından, aygıtlarımızdan yemektir.